Burada Ozancan mı düşünüyor yoksa Ozancan düşündürülüyor mu? Yani Kaan Kural bugün çözülemeyen bir sorundur artık bu ligde. Erman Yaşar çekmez, çektirir. Ya ligin sonuna bakıyorum. Hakikaten moralim bozuluyor. Ne yapayım, Mel Gibson'ı mı alayım? Basketbol sevgin ne kadar netse, işte Sprite da tam o kadar net. Sprite, Sokrates haftalık fanteziyi sunar. Ben bam bam bam'e seslenmek istiyorum. Bam bam bam. Ben kendimi ligin sonuncusu zannediyordum. Oraya abi, ne yaptın? Kutsal kitap mı yırttın? Şey mi ya, beni nasıl benim altımda kalabildin bilmiyorum ama bam bam bam. Kim o? Ahmet Aksöz. Sevgiler Ahmet'e, kendisiyle tanışmıyoruz birebir de ama draft gecesi gördüm kendisini de. Yani ne yaptı ne etti bilmiyorum ama benim 17 oyuncunun oynamadığı takımımın gerisinde kalmış bam bam bam. O yüzden biraz şaşırdım. Demek ki Parmamik ben ve bam 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 bu sezon 16-17-18 civarı takılacağız. Utanacağınızı bilsem yüzünüze tükürmek isterdim ama ondan da anlamazsınız ki. Sokrates'ten merhaba. Haftalık Fantezi'nin yeni bölümüyle karşınızdayız. Az önce tabii geçen haftadan bir video ekranlarınıza geldi. Biz de bu kadar çabuk sürede flashback yapmayı beklemiyorduk aslında ama tabii ki bu programın... Tabii burada flashback yapma diyelim. Normalde halk arasında bir şey olma diye bu tabir edilir. Tabii. Yani ama şimdi geçen haftaki konuk profiline baktığımızda ve bu haftaki konuk profiline baktığımızda zaten ciddi bir eğitim düzeyi farkı olduğunu görüyoruz. Yani inan şimdi... Medenileşme yolunda bir dev bir adım attık. Ya inan şimdi şöyle, İnan Özdemir'in en büyük farkı aklından birçok şeyin geçmesi ama çok az şeyin söylenmesidir. Evet. Şimdi... Belki geçen hafta da o analizi yapardı ama söylemezdi. Şimdi bu haftanın sonuçlarına tabii ki geçeceğiz ama öncelikle hoş geldin İnan. Hoş bulduk, mutsuzuz. Üçümüz de mutsuzuz. Biz de çok iyi değiliz. Yani bu ağrılarla uyandık sabah. Aşağılanmış hissediyorum. Gerçekten 7-2'lik bir skor. Ozancan Sülüm draftta eşiyle birlikte yayındaydı. Yani evlilik grubunun çarpıştığı bu haftada aileler çok, yarışıyor. Çok çok üzücüydü. Ya zaten ya ligin sonuna bakıyorum. Hakikaten moralim bozuluyor. Türk basketbolunun yıldızı. Dev isimleri diyelim. Sertaç evet. Şanlı, Kaan Kural, Orkun Çolakoğlu, ben, hadi Emre Özcan. Hani Türk basketbolunun ayrıldığı için spor söylüyorum. Diye devam ederiz. Türk sporunun devi Emre Özcan. Bak. Ya inanılır ve Onur Erdem. Hadi Onur Erdem'e çizgi çekebiliriz orada. Emre Özcan da Türk futbolunun devi. Yani Türk sporundan birçok isim rezil olmuş vaziyette şu anda. Ve kendim ben Onur Erdem de bu kurumun başında. İşte orada aynı Onur'la aynı derecede, Onur ve Uğur Ozan'la aynı derecede Benfero var. Yani spor, sanat, siyaset bitti. Bitti hakikaten vallahi. Bitti. 7-2. Ya hafta boyunca bunalımdaydım. Gerçekten evlilik kurumu dedim hep söylüyorum zaten. Öyküyle kadroyu yaptık, öyküyle kadroyu idare ediyoruz diye. Hafta boyunca ya... Uyuyoruz, yatıyoruz, kalkıyoruz diyecektim yanlış. Uyuyoruz, kalkıyoruz. Abi Yannis'in maçı var. Ya Yannis Ozan da ve Yannis sürekli basketbol oynadı bu hafta. Yani önüne geçilemiyor. Dün Chris Middleton'ı yedekte bıraktılar. Yannis yine oynadı. 123 sayı attı. Ya benim takım 123 sayı atmadı bu İsyan hafta. Etmemek elde değil. Rezalet. Gerçekten çok mutsuzum. Yani şimdi sonuçları tabii ki haftanın sonuçlarını bir konuşalım. Tabii oradan ki. Elimizde çok fazla materyal var bu hafta. Yayına girmeden... Bir iki saat kala bazı işte ses kayıtları, videolar geldi. Erman Yaşar'dan bir video sizlerle birlikte olacak. Onur Erdem'den bir ses kaydı. Bunu sona koyacağız. Dinlemedik onu. Zaten, onu dinlemedik zaten. Açacağız, burada açacağız. Son bölüme koyacağız. Oraya kadar kimse kalmaz zaten diye düşünüyorum. İnanın bir oyuncusunun yani çok hoş olmayan görüntüler, yani tasvip etmediğimiz görüntülerle hatırlıyoruz onu bu hafta. Böyle videolarımız var ve tabii ki ana konumuz... Veto edilen takaslar bu hafta. İki takas geçmedi. Zihni Sinir lakabıyla da tanınan Onur Erdem geçmeyen takası bir daha önerdi. O da geçmedi. Gerçekten inanılmaz bir yöntem. Gerçekten. Yani kimin aklına gelirdi?
Gerçekten bunların hepsi konuşulacak ama öncelikle haftanın sonuçlarına geçelim. Ben 7-2 kaybettim bu sağlık hafta. Sağlık olsun. Ama yani söylenecek çok az şey var. Yani hiç üzerine durulmaya gerek olmayan bir mağlubiyet. Yani 31 oyuncumun oynadığını görüyorum. Manidar bir sayı. 49 oyuncunun oynadığı bir düzen var. Yeşillenirim kadrosunda. Benim kadro en az oyuncunun oynadığı kadro bu hafta. Tek sıkıntı galiba şuymuş. Bu hafta Alekonovic'le zaman geçirme talihsizliğine eriştim. Şöyle dedi bana. Tek haftalık takım demişsin galiba onlara. Bunu iletmemi istedi. Ha, tek haftalık. Bilenmişler mi bunu? İki haftalık takım. İki haftalık olsun yani. Çok da sorun değil. Beydur 5-4 kazanarak ligin rahatsızlık veren menajeri Emre Özcan'a karşı 5-4 bir galibiyet ki geçen hafta kendisi bu ligde takas yaptırtmayacağım diye bağırmıştı. Ve haklı, bu hafta itibarıyla da başarılı. Haklı çıktığını görüyoruz. Erman'ın bam 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 diye telaffuz ettiği o takım 8-1 kazandı ki takası veto edilen Kaan Kural'ı ben çok mutsuz gördüm. Dün gece birlikteydin yayında, onun altını çizelim. neler gördün, neler hissettin? Kaan abiyi kırgın gördüm. Kırgın Kaan abiyi de çok göremezsiniz. Çünkü biliyorsun kendini hep yukarıya çıkarmayı başarmış bir figür. Kırılmaz kırılır. Kırar, aynen. Ama kırgın gördüm Kaan abiyi ve ben açıkçası biraz şöyle yönlendirmeye çalıştım. Abi Onur'un takası o dönem veto edilmemişti daha, ikinci önerisi. Dedim ki abi sana bizzat şunun sözünü veriyorum. Bir daha yolla geçireceğiz. Aynen şey dedim. Onur'un takası Onur'un takası veto edilmezse sözüm olsun. Sözüm olsun senin takası ben de komisyonerlik yetkilerini kullanarak kabul ettireceğim dedim. Bundan tabii sizin haberiniz yok. Takas geçmediği için zaten olmasını da planlamıyordum aslında ama Kaan abinin şu anda şey rahatsızlığı var yani takım kötü gidiyor. Takas da yapılamıyor şu aşamada. Yani bu takım nasıl ayağa kalkacak? Bu da bir tartışma konusu. Bilmiyorum. İnan belki program partneriyle alakalı bir şeyler söylemek ister. Ya Kaan Kural'a dair bugün söylenecek artık bir şey kalmamıştır. Türkiye zaten tanıyor Kaan Kural'ı. Yeni bir şey kalmadı diyorsun. Ama Kaan abinin sorunu Emre Özcan'ın çok doğru tespitidir. Çünkü Emre Özcan analisttir. Yani geçen hafta programı analizleriyle zaten doyurdu. Tabii. Çok haklı. Godfather ismi. Geçen seneki bindirdiği yük. İnsanlarda yarattığı kültürel ve ahlaki bagaj bu lige dair. Kaan Kural'ı takas yapılamaz hale getirdi. Yani Kaan Kural bugün çözülemeyen bir sorundur artık bu ligde. Ve burada aslında şuna da geçebiliriz belki Orkun. İki takas vetolandı derken takasın aslında masanın karşısında oturan ismi hep aynı. Ozan Cansülüm. Evet. Bu da manidar. Yani neden acaba? Hedef belirlenmiş Ozan kardeşimiz. Şunu söyleyeceğim Orkun, sözünü kestim. Geçen hafta ofisteydim, dergiyi yapıyoruz. Ozan Cansülüm de buraya geldi. Evet. Londra merkez çekimi yapılacak. Erman Yaşar başka bir söz vermiş çekim sırasında. Çekim biraz uzadı. Çekim yapılamadı. O saatler içerisinde Ozancan'ın 2 saatlik bir boşluğu oldu. Abi 2 saatlik boşluk içinde kimle muhabbete girse takas yapıyor Ozancan söylüyorum. Bu bir rezalettir. İkincisi ben zaten onunla oynuyorum. Benim takımım o gece kime karşı oynayacağını bilmiyor. Yani Onur Erdem'in gelecek oyuncuları mı, Kaan Kural'ın gelecek oyuncuları mı yoksa Ozan Cansülüm'ün takımı mı? Yani ligin zaten değerlendirmesi gereken bir rezalet olduğunu düşünüyordum ki Sağduyu kazandı. Ben Redo'yu vermemiştim bu arada söyleyeyim. Ben oylamalara katılmadım. Ben mesajları ignore ettim ama... Ya, tabii ki bunu bilemeyiz hiçbir zaman. Yani siz öyle söylüyorsunuz biz de... Ama 7 oy çıktı değil mi ikisinde? 7 oy çıktı. Bununla alakalı bir ses kaydı da var. Şu an isterseniz dinleyelim. Ligdeki gelişmelerden rahatsız biri olarak... Bu açıklamaları yapmak boynumun borcu gibi geliyor bana. Bu ligde 2 haftadan daha uzun bir süre geçmesine rağmen henüz herhangi bir takas gerçekleşmedi. Ve geçen hafta yaşanan skandaldan sonra ben herhangi bir takasın gerçekleşme ihtimalini gayet zor görüyorum. Nedenini açıklayayım. Bu sene veto sayısı 7'ye indirildi takım sayısı 60 olmasına rağmen. Ki bence bu da özel bir saçmalıktı. Ama yapacak bir şey yok. Yani saçmalık olduğunu en azından şimdi idrak ediyoruz başımıza geldikten sonra. 18 takım var. Takım sayısı arttı. GM sayısı arttı. Ama hala takas yapılabilmiş değil. Geçen hafta bunu deneyenler oldu. Biri ben, biri Kaan abi. İki takasta da karşı tarafta Ozan Can vardı. Buradaki üç tarafın da yani Ozan Can'ın, benim Kaan abinin gayet takımlarına yarayacağına inanmasına rağmen bu takaslar lig tarafından veto yedi. İşin garip tarafı bu takaslar veto yerken ben bunu dışarıda takası yaptıktan sonra denk geldim ve sordum. 4 kişi bana gayet makul, gayet dengeli bu takaslar demesine rağmen kalan bizi çıkart 2 yapanları. 4 kişi de buradan çıkart. Geriye 12 kişi kalıyor. Bunların demek ki 7'si veto vermiş ki bu takas geçmedi. Yani ben anlamıyorum. Gerçekten anlamıyorum. Ya bize yalan söyleniyor.
yüzümüzün içine bakarak. Ya da artık demek ki bu ligde herkes kafasına göre laps diye böyle vetosunu verecek. Yani herkese beğendirmek zorunda kalacağız. En azından galiba öyle gözüküyor. Ama ben de diyorum ki bu lig bu sene bu şekilde bitmez. Yani yanında kedi var şu anda, ses kediden geliyor, onun bile itirazı var. Şimdi öncelikle Onur Erdem'in karşı tarafın rızası vardı. Savunmasına sığınması beni kırdı. Yani aynı zamanda... Bunun üzerinden çok şey meşru kılabilirsiniz. Ki Ozan Can Sürüm zaten sürekli şeyi söylüyor. Ben bu oyuncuları tanımıyorum diyor. Bana istatistikleri anlatın diyor. Ben takası yaparım. Şimdi Ozan Can Sürüm beni mağlup etmiştir. Yerden yere vurmuştur. Tepeye koyarım onu. Haklı bir galibiyet almıştır. Alnından öperim. Katılırım. Alnından öperim kesinlikle. Ama yani şimdi Onur Erdem ve Kaan Kural'ın da o istatistikleri ve verimlilikleri, projeksiyonları ne kadar doğru anlattı tartışılır. Şimdi bakalım o takaslara bir detaylı. Takaslar da ekrana gelsin. Ben tabii bir ifadeyi de öne çıkartmak istiyorum bu ses kaydında. Ozan Can'ın da kendi takımı için yararlı olduğunu düşündüğü hamleler. Yani hani bu ifade, şimdi zaten aksi düşünülse neden bu takası yapsın Ozan Can, ama burada Ozan Can mı düşünüyor yoksa Ozan Can düşündürülüyor mu? Önemli olan zaten kısmı bu. Bir de Onur Erdem'in Kaan abi vurgusu, oradaki o samimi tonu fark ettiniz değil mi? Aslında yani haftalık fantezi ve fantezi basketbol içerisinde en çok karşı karşıya gelen iki insan. Ama bazen savaşta düşmanın ortaklığı. Zillet yaparsın. İttifakı Kaan abiyle birlikte hakikaten. Peki şu takaslara bakalım. Yani bakalım. Onur'unkinden başlayalım. Kaan abininki ilk gündeme gelmişti. O ilk takas anlaşması vardı. Onunla başlayalım istersen. D'Angelo Russell, Marcus Morris'i alıyor Kaan abi. Evet. Takasta kadrosuna kattığı isimler. D'Angelo Russell tabii sezona kötü giren oyunculardan biri. Ne tesadüf hani alınıyor şu anda. D'Anthony Melton da sezona çok iyi giren isimlerden biri. O da takasta karşı tarafa gönderilen oyuncu. Terrence Ross ve Brandon Clark da diğer isimler, ki Brandon Clark şu anda boşta, yere fırlatıldı. Cami avlusunun önünde şu anda Brandon Clark. Yani Marcus Morris'in de yere bırakıldığını söyleyelim Ozan Can tarafından. Tabii ne kadar doğru Ozan bir Can tarafından bırakıldığını ve sakat olduğunu da altını çizelim. İnan tabii yorumcu koltuğunda oturduğun için bugün senden istersen değerlendirmeyi isteyelim ilk takası. İkinci takası da sonrası da tekrar yapacağız. Yani bu takasa sen veto vermediğini söylemiştin. Ya bence inanılmaz dramatik bir şey yok bu takasta. Bence şüpheye düşüren... Ben de veto vermedim bu arada ama vicdanıma da şey olmadı yani. Beni şüphelendiren, dediğim gibi, yani takasın şeklinden ya da içindekilerden çok iki kişinin de aynı anda aynı isme yüklenmesi ve o ismin onlara anında açık kapıyı bırakması. Bu çok rahatsız edici. Diğer taraftan Kaan Kural elini çok belli etti. Yani bu oyuncunun performans düşükken al, yüksekken sat felsefesi tabii ki zaten bilindik bir felsefe ama Kaan Kural çok elini göstermiştir. Çok ciddi bir hata bence bu. Diğer takasa geçelim. Ozan Can Sülüm ve Onur Erdem arasındaki takas. Mike Conley, Lauri Markkanen ve John Collins'i alan takım. Evet. Onur Erdem. Maşallah. Maşallah bu, diyelim bu, hakikaten. Bu, kuşak olsa takardık şimdi. Bu üçlüyü aslında neyse, programdan önce biliyorsun temin ettiğimiz bazı ürünler vardı. Onları da getiremedik. Evet, izin çıkmadı. Nemlendirici. Kevin Porter Jr., Michael Porter Jr., Davis Bertans ve James Wiseman dörtlüsü. Junior parantezinde. Hatta Porter Jr. parantezinde. Çok enteresan. Bugün kendisi bana bir takas girişiminde bulundu. Onu yine Porter Junior parantezi. Ve Porter Junior'ları birlikte vererek karşısındakini etkilemeye çalıştığını fark ettim. Yani nedense bunun üstünden biri böyle şey sunuyor. Bak, iki tane Porter Junior. Hani ne bekleniyor bilmiyorum. Ama belli ki Ozan Can Sülüm'e bu güzel bir şey gibi satılmış. Belki de abi kardeş zannediyor. Hani bilemiyoruz orasını. Ya onları herhalde şey diyor. Sezonun geri kalanında Kevin Porter Junior üstüne... Playoff potasına çıkaracak. Michael Porter Jr. da bir anda hani tamam, sezonu çok kötü başladı. Daha iyi gideceğini biliyoruz ama abi John Collins ve Mike Conley'i ve hadi yine iyi başlanan Lauri Markkanen'i sezona karşılayacak bir takas değil bu. Abi şunu da söyleyeyim. Davis Bertans da sonrasında sokağa atıldı. Evet. Wiseman şu anda sakat ama sağlıklıyken de zaten süre alacak mı bilmiyorum. Kafasının içi çok nasıl diyelim? Dolu değil. Dolu değil. Daha doğru bir tabi. James Wiseman zaten yerden alınmış oyuncu. Yere atılmadı, evet, ama evet. Arizona kertenkeleleri yere atmıştı. Ya şöyle düşünüyorum ben. Ozan Can'a 3 yıllık bir proje gibi sundu bu isimleri muhtemelen. Yani bu sezonluk değil. Sen Michael Porter Jr., Kevin Porter Jr., Wiseman al. Hani bu takım seneye de kafaya çok oynar. Doğru. Sonraki seneye de kafaya oynar. Herhalde Ozan Can öyle bir gelecek projeksiyonunda yatırım yapmış gibi görüyorum ben bunu. Peki diğer sonuçları da hızlıca geçelim. Sonrasında Erman'ın videosu var.
Yiğit Poyraz 5-4 kazandı bu hafta Aras Bayram önünde ki Yiğit Poyraz hafta içinde bazı menajerlerle dışarıda da görüntülendi. Bilmiyorum takip evet, etme şansınız evet. oldu mu? Talihsiz görüntüler vardı orada. Erman'ın bir arayışı olduğunu gördüm. Ben lige dair mi yoksa? Lige dair mi, hayata dair mi? Yani o paylaşımlarda özellikle Erman Yaşar mentionlanması. Yani Erman'ın hesabının fotoğrafta konumlandırıldığı bölge. Yani adeta bu hesabı takip etmelisiniz dedirtiyordu. Peki bilmiyorum. Yine şu felsefeyi gördün mü? Erman Yaşar bir kez daha yanındaki insan nasıl çıkarsa çıksın ben o fotoğrafı koyarım. Tabii ki. Felsefe bu. Altta da çok sevgili Yiğit Poyraz hayranları, onlara da kucak dolusu sevgiler bu buradan. Onlarca yorum yapmışlar. Yani Erman abi keşke Yiğit'i çok daha iyi çekseydin diye. Çünkü Yiğit Poyraz fotoğrafı hazırlıkta değil. Erman Yaşar hani bir senedir fotoğrafa poz veriyor gibi bakmış orada. Erman Yaşar çekmez, çektirir. Bu bilgiyi aynen. verelim. Ve ya yani üzüldüm ben. Ve dediğin ben. Gibi ondan sonra sadece kendi pozuyla ilgilenir. Kendisinin nasıl yani, çıktığıyla ilgilenir. Çok çok üzücü görüntülerdi. Gerçekten insanlık adına üzüldük. Burada tam olarak istersen Sprite'la haftanın tabii ki. Enlerine geçelim. Çünkü belirteceğimiz maç o. Evet haftanın sürprizi aslında 9-0'lık bir galibiyet. Erman Yaşar, Sertaç Şanlı önünde ki Maccabi maçını da Barcelona kaybetti. Evet. Yani zor bir hafta Sertaç için. Sertaç'ın Barcelona'da oyunla çok ilgilenmediğini biz görüyoruz şu anda. Evet, yani zor bir yer tabii. Barcelona'nın başarısına doğal olarak odaklanmış vaziyette. Hem öyle hem de aksine. Sosyal hayatı kuvvetli bir yer Barcelona. Yani bunu daha önce de konuşmuştuk. Belli ki hani... Eşiyle birlikte şey... Toparlayamadınız cümleyi bir an. Hayır ya bir dakika eş vurgusunu yapayım dedim. Şimdi şey Sertaç sonuçta bekar bir insan değil. Ondan sonra Barcelona'yı bizim gibi yaşamadı belki ama neticede Barcelona hani... Biraz sanki şey oldu terledin biraz da önünü açayım dedim. Çok gereksiz bir şey. Yani dolayısıyla oyunla mı vakit geçireceğim... Oyunla mı boş vaktimi harcayacağım diye yaklaşıyor olabilir. Ama enteresan olan Sertaç'ın geçtiğimiz günlerde 3 tane oyuncusunu zart diye ortaya atması ve şu anda bench'inin boş olması. Kalkışma hareketiydi o bence. Ya, bir mesaj mı? Geçtiğimiz hafta da Erman'la bir gerilim yaşadılar WhatsApp grubunda. Evet Sertaç'ın da bu hafta bu arada bayağı az oyuncusu oynamış. Yani Erman tabii 9-0 kazanması. Erman rakip takımda 2 oyuncu da olsa Erman'ın 9-0 kazanması bir haber değeridir yani ister istemez. Özellikle geçen haftaki ağlamalardan sonra. Tam burada inan söyleyeceğim bir şey yoksa hemen videoya gidelim istersen. Abi kısaca söyleyeyim. Cameron Payne, Juan Toscan-Anderson, Trey Lyles ve Kevin Looney bunlar 30 Ekim günü saat 2.56 ile 3 arasında kadro dışı bırakıldılar Sertaç Şanlı tarafından. Neşteri vurdu hoca. Gerçekten acayip bir menajerlik performansı. Evet. Ben gelecek hafta için oyuncu almasa bile ki şu anda almayacak gibi görünüyor. Yani geçen alamayacak. Sene Erman da yapmıştı ona. Takıma mesaj veriyor burada 4 oyuncu. Ben gelecek hafta bu takımın daha iyi oynayacağını düşünüyorum. Sırf bu hareket yüzünden. Ki benle oynuyor. Şimdi hemen videoyu izleyelim. Zion yok, Kyrie yok, Rui Hachimura olmasın ziyanı yok. Takımı sırtladı, müthiş tercihlerim, işte benim gerçek servetim. Zion yok, Kyrie yok, Rui Hachimura olmasın ziyanı yok. Takımı sırtladı, müthiş tercihlerim, işte benim gerçek servetim. Lay lay lay, loy loy loy, lay 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 loy, lay lay lay, loy loy loy, lay 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 loy 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 loy. Evet inan, param yok, pulum yok şarkısının bir başka versiyonu. Sen de bu kanalda sinema programı yaptın. Evet. Yani açıları yorumlama konusunda bir tecrüben var. Yani Erman genellikle açıları çok iyi kullanan bir yönetmen değildir. Yakın plan kullanır. Evet yakın plan. Burada da arkadaki bazı şeyleri saklamaya çalışmış ilk bölümde oyuna girse de daha doğrusu kameraya girse de. Ama güzel bir performans tabii ki. Şunu söylemek istiyorum ben pardon inanı dönmeden.
Geçen hafta burada stüdyoda Erman'la birlikte konuğumuz olan Emre, Erman'a ben şov yapma deyince yok ya şimdi hakikaten kuvvetsiz adamı takımı demişti. Hafta içerisinde o kadar da kötü değilmiş. Maçta birlikte ya bayağı iyi takım dedi Erman'ın takımı için. Yani Emre Özcan analizlerinde bir çelişki olduğu yönündeki iddialar tartışılmalı. Yani 5 gün. Bana hafta içinde ayrıca şey dedi. Brandon Clark işte takasta geçmişti ya diğer tarafa. Oğlum çok iyi oyuncu değil mi ya bu? Her kategoride destek veriyor dedi. Brandon Clark, ha benim alakam yokmuş ya baktım şimdi gibi kendini de tekzip etti. Tek üzüntü tabii hafta içinde Zion'ın görüntüleri. Ki yani benzer görüntüleri Erman Yaşar'da da gördük geçmişti. Çok kilo aldı, çok kilo verdi. Çok ölüm diyeti yaptı. Çok yemek yedi. Rol için kilo alır. Rol için kilo aldı. Ki yani sen de bahsettin hani biz daha farklı şekilde de gördük işte kameradan. Üstü çıplak. Altı çıplak. Onu görmedik. Ama yani. Hayır, biz görmedik ama altının o anda çıplak olduğu belli. Evet yani duştan gördük hani. Bilmiyorum Zion da böyle gönderiyor mu Ingram'a. Caşart'a, Herb Jones'a videolar ama üzücü görüntüler. Bir şey söyle zaten. Kafayı yıkarken şarkı söylüyor. Bir elde şey, duş başlığı. Evet babanın öyle bir, babanın öyle bir estetiği de vardır, duş başlığı. Yani onu sabitlemez oraya, mutlaka kendi tutar. Buğulanan kamera, 5. saniyeden sonra. Neyse, yani haftanın sürprizi konusunda mutabız herhalde. Kesinlikle. Yani 9-0. Ama ada şey de var. Yanına gelen de var. Yanına Arizona gelen de var. Yanına gelen tabii 8-1'lik galibiyeti burada Ahmet evet. Aksöz'ün ki geçen hafta maalesef Erman Ahmet Öksüz şeklinde seslenmişti. Yani kusura bakmasın lütfen ama yani Erman'ın bu şekilde seslenmesi tabii biraz tuhaf oldu ama 8-1'lik bir galibiyet. Yani acayip bir şey. Acayip. Şapkayı çıkartmak lazım. Şimdi Kaan Kural'ın kadrosuna çok ufak bir bakış atalım mı? İki lütfen. Hafta önceden bugüne algı nasıl değişmiş ve takaslara karşı da bir uyarıda bulunalım. Yani potansiyel tekliflere karşı. Hani Donovan Mitchell çok iyi başlamadı. Belki onu bir kenara ayıralım. Saks hafif toparlasa da ilk maçlarda özellikle bir duvara çarpmıştı. D'Anthony Melton sürpriz başlığı zaten hemen değerlendirmek istedi. Böyle şeyleri çok sever. Ve takas teklifinden sonraki 3 maçı D'Anthony Melton'ın. %40 ile 13 sayı, sonra 0 sayı, sonra 7 sayı. Evet. Son maçta biraz toparlandı. Moral bozuldu. Bridges da istediğini aldı. Yani evet. Beklediği gibi çıkış gösterdi ama DeAndre Hunter büyük patlak şu ana kadar. Draymond Green standardında diyebiliriz. Jason Tatum patlak şu ana kadar. Hadi o da toparlar. O bitirdi takım bu arada. Bence Jaren Jackson da bitirdi. Jaren Jackson ki çok kaygı verici oynuyor. Yani %23'ler, %25'ler field goal hep buralarda. Cam Birch kenardan geliyor zaten. RJ Hampton'ın bir şey yaptığı çok fazla yok. Jones'u zaten şeyden free'den çekti şey sakatlanınca. Patrick Williams sana da geçmiş olsun. Kleber'i de aşağıdan çekmişti. Yani Horton Tucker yok. Brandon Clark'ı da zaten sokağa atmıştı. Cam Johnson yine hiçbir şey veremeyen bir oyuncusu Kaan abin. Ya da hani çok bir şey veremeyen bir oyuncusu diyelim. Hiç demeyelim de. Ama Tatum çok... Bu adamlara dikkat. Tatum da çok kaygı verici. Zaten yarın Amerikan Mutfak'ta da... Yani düzeltiyorum. Bu hafta Amerikan Mutfak'ta da Jason Tatum dosyasını açacağız. Evet. Kaan abi daha objektif... Oradan da seslenmek istiyor oyuncular. Daha objektif taraftan konuşacak ama yani Jason Tatum'un şut tercihleri resmen... Yani Kaan Kural'ı bu ligde playoff'a sokmayacağım tercihleri şu ana kadar. Tabii ligin marka değeri için biz Kaan abinin hep yukarıda olmasını isteriz. Tabii çünkü ki. Kaan abi de yani ben onu gözlemledim, onu hissettim. Böyle bir küskünlük olacakmış yani potansiyel olarak... Ona izin vermeyiz. Ona vermeyelim. Hep beraber. Gerekirse takas yaparız. Evine gideriz. Hep beraber. Türk basketbol olarak Münir Özkul'un evine gider gibi. Ondan sonra. Gerekirse camının önüne geçeriz. Emre Özcan da gelir, Onur Erdem de gelir, Ben Fero da gelir, sanatçıdır. Kaan Kural'a böyle bir şey yaptırmayız, izin vermeyiz. Size 8-1'lik bir sonuç oldu. Cümleyi düşün mü kurdunuz? Kurmak istediğiniz gibi mi kuramadınız? Yani kurmak istediğim gibi kuramadım. Sporda bunlar diyor. Var. İki oyuncunun özellikle altını çizmek istiyorum. Üzerini de çizeceğim bu gidişle. Chris Boucher ve Isaiah Stewart. Ya oyuncularla ilgili hayal kırıklığım var ama koçlarına da seslenmek isterim. Haddinizi bilin. Sayın Nick Nurse, sayın... Neydi adım? Dwayne Casey. Yani Dwayne Casey... Bak hadi Nick Nurse maç kazanıyor. Beklenti sen ne kazanıyorsun? Dwayne Casey sen kimsin abi? Yani neye istinaden, neyi kovalayarak oynatmıyorsun Isaiah Stewart'ı? Yerine oynattığın adam Kelly Olynyk.
Zaten bir galibiyet almışsın. Berbat bir takımsın. Bu sene sonunda kovulacağını herkes biliyor. Yani bizim önümüze geçmeye niye çalışıyorsun? O yüzden çok ağır konuşabilirim. Daha da ağır konuşabilirim Dwayne Casey Hoca'ya. İnan buradan seni takıma geçeriz ama tabii Orkun'un mağlubiyetini değerlendirirken... Değerlendirmemek lazım. Bir hamleye dikkat çekmek isterim. Taj Gibson hamlesi. Orkun aldı değil Orkun mi? Orkun aldı. Çok belli bir hamle değil mi ama? Ya takımı toparlayacak. Tabii ki yani soyunma Veteran. Odasında. Tabii soyunma odasında. Ne yapayım Mel Gibson'ı mı alayım? Hani hatırına bu kahkahayı aldın. Reputasyon kahkahası. Aynen aynen. Şimdiye kadar yaptıkların yapacaklarının teminatıdır. Peki. Ben Ozan'ımın samimi kahkahasını bilirim. Sağ ol, sağ ol. Şimdi bir şunu da söylemek isterim. Lütfen. Şu an birinci Arizona kertenkeleleri. Alkışlamak lazım ama burnuma kötü kokular da geliyor o taraftan. Yani ben Altuğ Çelikbilek ve Cemil Kel, Türk Spor'un iki medarı iftarı şu anda. İkisini draft'ta görmedik. Bir tanesi oradaydı. Ben ikisini hiç aynı odada da görmedim. Ben gerçekten iki tenisçi var mı? Türk Spor'u şu anda iki farklı tenisçiyle mi temsil ediliyor? Yoksa bu takımın arkasında başka bir şey mi var mı sorusunu sormak istiyorum. Cevap verebilirler. Yani kendileri. Prestij gibi bir senaryo bekliyoruz. Her şey olabilir. Cemil Kel'i draft'ta yani görmedik. Gün... Hani bir sebep sunuldu bize iki farklı yerden girilmesin falan diye ama yapanlar oldu bunu. Sonrasında hiç aynı ortamda da onları görmedik bir şekilde. Aynı anda online olmuyorlar. Ya biri cevap veriyor ya öbürü cevap veriyor. Bu takımdan burnuma çok kötü kokular geliyor. Bunu kesinlikle araştıracağız. Enteresan bir yaklaşım. Ama bu ikili takımların ki sezon başında çok sorgulanmıştı. Acayip başarısı başladılar. Sezon başı itibariyle dikkat çekici. Domine işler şu anda. Benfero 5-4 kazandı Tevkif Press karşısında. 7-2 işte inanın mağlubiyetini Ozan Can karşısında konuşmuştuk. Canereler Onur Erdem eşleşmesi 5-4 Canereler lehine sonuçlandı ki onu da bu sene ekranda göreceğiz, burada göreceğiz. Ve gayet iyi bir takım var. Yani bu takım playoff adayı bence ve yani 5 kategoriyi her hafta kafadan oynayabilecek takımlardan biri. Bence playoff için çok ciddi bir parametre olacak. Yani benim takımım mesela düşüş yaşayacağı çok fazla kategori var ama Canerelerin takımı da daha fazla sabit var. Yiğit Poyraz'dan bahsettin mi? Yiğit Poyraz'dan bahsettik. 5-4 kazandı o da. Bahsettik. Evet, Aras Bayram'ı 5-4 mağlup etti. Önemli galibiyet. Yiğit Poyraz'da. Evet, şimdi inan senin takımını biraz derinlemesine konuşalım. Öncesinde videoyu izleyelim. Neler düşünüyorsun? Girişken bir oyuncu, Josh Giddey. Öncelikle 2002 doğumlu olduğunu bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Yani Orkun Çolakoğlu şöyle bir geri dönüp bakınca... Babası yaşındayım. VGM'de zirvede olduğu yıllar Orkun'un. 2002'de bu görüntüde Orkun Çolakoğlu vardı. Yani 2002 yılında şu görüntünün içinde Orkun Çolakoğlu vardı. 2012'de de sanki bu görüntüde. Ama ben şundan endişelendim Uğur Ozan. Şimdi Josh Giddey sezonu efsane başladı. Yani kendi standartlarında tabii ki. Ve benim için şu anda takımın en iyi seçimlerinden biri. İşte atıyorum baktığımda Julius Randle ki burada görüyoruz sabitim her zaman. Adam. Takımın lideri. Her zaman takımın lideri ve sabitim. Franz Wagner yerden aldım şu ana kadar yaptığım en iyi hamle. 58. rankingde şu an inanılır gibi değil. Yani yerden böyle bir oyuncu piyango buldum. OG onunla bir adamdır. Her türlü performansını veriyor zaten. Nurkic'i, Caruso yine 300'lerden aldım. Acayip bir performans ortaya koyuyor ama Damian Lillard rezalet oynuyor. Yani basketbolu unutmuş, yeteneklerini unutmuş. Şu ana kadarki performansıyla. Ben Simmons antrenmana telefonuyla çıktı. Tamam Ben Simmons'ı belli açılardan tolere edebilirim. Şimdi takım zaten darmadağınken Josh Giddey'nin bu görüntüsü biraz endişe verdi bana açıkça söylemek gerekirse. Ki Eric Bledsoe da bir naçizane. Yani bu Sokrates'te de biliyorsun popüler bir kelimedir. Artık demir alma zamanı geldiyse. Yani evet ben inanın şunu yakıştıramadım. Şimdi ilk maç 22'yi çakmış Eric Bledsoe. İkinci maçta da yine steel kategorisi vesaire iyi performans. Neden kapı çalınmadı? Başka takımların kapısı çalınmadı. Ben parma gibi düşünüyorum. Yani ben Emre Özcan gibi takas yapılmaması gerektiğini düşünüyorum. Bugün. Neden? Neden bu görüşü... Ya geçen haftaki teori çok mantıklı durmasa da haksız da değildi bence. Ya gerek yok hani. Sonra işte uzun uzun text atıyorsunuz, WhatsApp'ta tartışıyorsunuz falan filan. Hiç gerek yok yani bunlar. Bence takas yapılmasın. Peki takas demişken alt liglere bir geçelim istersen. Geçelim. Çünkü orada da yani bu ligdeki, bizim ligimizdeki davranışların alt liglere de sirayet ettiğini görüyoruz maalesef. Şu anda evet lütfen ekrana gelsin bu takas. Ben de... Açıyorum. Değerli arkadaşımız Kubilay Kahveci'ye bir saldırı.
Ve takasın yani takası yapan takım, öneren takım Gerens Impressive Team. Yani takım biliyorsun bu random isim. Değiştirmemiş de Ceren Hanım. Malik Monk, Jrue Holiday karşılığında Derek White, Mo Bamba takası. Hı-hı. Nasıl yorumlarsınız? Yani yakışmadı Ceren Hanım. Yakışmadı. Mo Bamba'yı biliyorsunuz Erman'ı da böyle tokatlamaya çalışanlar oldu. Tabii, bir tanesi tabii ki Kaan Kural. Estağfurullah. Mo Bamba'yı ilk performansından sonra hemen böyle sanki geçen seneki Mo Bamba gibi algıladığını kabul ederek almaya çalıştılar. Müsaade etmedik Erman bize sorunca en azından. Kubilay'a da bu saldırıyla gelinmiş olması beni biraz üzdü. Yani demek ki alt liglerde de göremediğimiz bazen ya da unuttuğumuz karanlık noktalarda da bunlar oluyor. Kim bilir başka yerlerde başka neler oluyor. Ki Kubilay buradaydı geçen hafta. İstanbul'daydı. İstanbul turu yaptı o da. Orkun'la da buluştu. Benle de buluştu. Üzgün görünüyordu. Yani hakikaten üzgün görünüyordu. Burada liglerden işte takastan bahsetmişken, takas teklifinden bahsetmişken Pazar Ligi'ndeki son durumu da aktaralım ki bu ligin bir dakika. Ligdeki son durumu da aktaralım. Artun Egean Brothers ilk sırada. Orada da yine bir çift var. Evet, İskandinav Gençler Birliği ikinci. Şimdi buradan bundan sonrası için biraz da bekledik. Arkadaşlarımız, ekip arkadaşlarımız bu iki ligi mercek altına alacaklar. Çok önemli bir ekip kuruluyor bu ligler için. Süt kupası bir ve beyin takımı. Bir beyin takımı harekete geçti. Ben dışarıda gördüm, çok etkilendim. Gerçek... Yani görev dağılımından çok etkilendim. Herkes ayağını denk alsın o ligde çünkü acayip bir polislik var şu anda. Evet, yani Pazar Ligi ve Süt Kupası. Süt Kupası'nda da liderleri bir oku istersen. Evet, burada da AI Don't Lie'ın liderliği var. Drillers ve Runners da üçüncü, ikinci sırada gidiyorlar. Kardeşim Türkçe öldü mü? Gerçekten ya, şu lige bakıyorum. Efsane Portland var, bir Türkçe isim. İzmit Pişmaniyeleri var, ikinci isim. Süt Kardeşler var, üç. Şercimler'de 5. isim. Yani öldü gibi gözüküyor. Şu anki gidişat o yönde. Haftaya kadroları da daha detaylı değerlendirelim bu liglerde de. Evet, ekibimiz, beyin takımımız çalıştıktan sonra. peki hemen artık vetoları da konuştuk. İşte ses kaydı da ekrana geldi. Sizden gelenler bölümüne geçelim. Orkun, bu hafta istersen ben bir taneyi okuyayım, sen hemen oku. Hı hı. Ulaş Bedel yazmış. Poyraz'ın takas stratejisine hayran kaldım ama bir dahakine kokonat, lapa pilav veya SMS teklif ederse bunların yanında bir tık daha cazip olur sanki. Ulaş Bedel. Altta da Yiğit Poyraz'ın bir cevabı var. Middleton kalite aset, öyle deme. Her yeri takip ediyoruz sevgili Yiğit Poyraz. Herhalde gerçekten Survivor bravo. Sonrası bir boşluk mu acaba? Yani boşluk derken yanlış anlaşılması tabii. Vakit anlamında bunu söylüyorum. Aç önünü aç. Ne kadar ayıp. Yiğit Poyraz isminden bahsederken herkeste bir tedirginlik hissediyorum. Poyraz mı demek, Yiğit mi demek? Ondan da ayrı olabilecek, doğabilecek tepkilerden ötürü herkes sözünü sakınarak konuşuyor. Hiç kimseden korkumuz yok. Ben zaten bu bölümü çıkarttıracağım programın sonunda. Hiç sıkıntı yaşamaya gerek yok. Lütfen. Osman Burak Yılmaz, Uğur Ozan'ın burundan dolayı, palyaço burundan dolayı Sprite'ı içememiz 16-33. Ben fark etmemiştim açıkçası. Sen kendi kendine gülmüşsün galiba. Evet, aynen. Ben çok oraya odaklıydım. Sen hipnotize olmuş vaziyetteydin orada zaten. Evet. Emre Özcan teoriler, Erman evet. Yaşar şarkılar. Erman bir şey diyordu herhalde. Yani Ozan Sprite'i içme vakti bulduysa eğer o sırada Emre ile demek ki tartışması devam etmiyordu. Ben de onlara kilitlenmişim. Ozan'ı görmedim, kusura bakmasın. Ben de sonra izledim. Estağfurullah. İlk haftada zaten Sprite'i tokuşturamadık. O da yine tek başımıza kaldığımız bir andı. Bir tane daha var. Mertcan Arıcı. Ben okuyayım. Erman Yaşar'ın fantezilerde takas yapılmamalı şeklindeki swinger esprisi araya kaynadı. Yazık oldu gibi bir ifade var. Buna kimsenin yorum yapmak isteyeceğini düşünmüyorum. Stüdyoda mesleki açıdan bilmiyorum. Evet, evet. Siz Prag'da bulundunuz diye hatırlıyorum yakın dönemde. Adana'daydım yakın. Adana'daydınız. Köprü var ikisinde de. Bu bakımdan benziyor. Prag çok psikopat yermiş. Öyle. Peki, kapatıyorum o zaman. Tamam. Teşekkür ederiz bizi izlediğiniz için. Bir mesaj verelim bu arada. Lütfen. Siz, yani lig hafta içinde yıprandı, hafta içinde yoruldu. Kaan Kural küstürüldü.
Erman Yaşar maç kazandı. Beni niye gösteriyorsun ya Kaan Kural? Birini göstermesi lazım. Ben hep beraber mesaj vermemiz gerektiğini düşünüyorum. Hem Kaan abi hem de diğer ligdeki oyunculara. İstersen el ele tutuşalım. Şeyi açsana. We are the world. Aç. Hepimiz kardeşiz. Mansun Kırmızıylı kaydı da olur. We are the world. We are the world daha iyi bir bence de. Hazır onunla bitiririz. Evet evet. Kamera da tabii bize hepimize alsın. Ortaları aç. Gel gel buradan. Oğlum mikrofon. Mikrofon geliyor. Ne yapıyoruz lan? Çok güzel okuyor. Soldan tuttum. Geliyoruz efendim. Basketbol sevgin ne kadar netse, işte Sprite da tam o kadar net. Sprite, Sokrates haftalık fanteziyi sundu.